Peki annen diyor ki Tuğçe'nin diyor hep böyle zengin olma hayalleri vardı. Öyle bir hayalim yoktu. Sadece insan gibi yaşamak istiyordum ya. Annem insan gibi yaşamayı zenginlik olarak burada lanse ediyor. İnsan gibi yaşamayı nasıl tanımlarsın bana? Nedir insan gibi Biz yaşama? 1+1 evde 5 kişi yaşamaya çalışıyoruz. Beş. Evde temizlik, kirli çamaşırları koymak için sepet yok. Oraya buraya atıyorsun. Kirli sepet yoksa ben o çamaşırları Tuğçe, nereye atacağım? gitsinler kamarıya çeksinler. O evde ne yok? Yeni daire. Ben 5 milyar, 4 milyar verip de kirada duramam kızım ben. Kusura bakma. Senin bir tek böğrekli babam var. Aha, dün akşam aşağıladı. Ben ne yapayım dedim. Bak bu çocuk buraya geliyor. Bu da işinden oldu. Öteki küçük oğlum o da okulundan oldu. Hep pemperişan olduk kızım. Kusura bakma. Ben sana dedim kızım senin 2 tane açık kapın var dedim. Senin amcaların var. Vermiyorum diye Tuğçe dediler sana. Bir ev sünnet olursa dediler bize hemen telefon et dediler. Daha ne yapmamız gerekiyordu? Fatma yenge öyle dedi. Abi ben cumartesi günü Fatma yengenin yanındaydım. Kızım sen niye öyle yapıyorsun bana? Tuğçe anneni seviyor musun? Sevmiyorum. Ne yapmam gerekiyordu kızım? Sen Niye o söyle kadar benim ne yapmam öfkelisin? gerekiyordu yavrum Neden sana? peki? Niye bu kadar öfkelisin annene? Annem benim arkamda durmuyordu. Gerçekten durmuyordu. Evde sürekli o taciz olana beni suçluyorlardı. Her Kızım gün seni konusu kimse açılıyordu. suçlamıyordu yavrum. Seni kimse suçlamıyordu. Sen kafandan öyle sen her gün şey etmişsin ya. Bırak kız dedim kafandan sil dedim ben Anne sana siz bana kızım. iyi Seni kimse davransanız ben evden suçlamıyor yavrum. kaçmazdım ki Kızım zaten. ben seni hep göttüm gerdim ya Türkan, yavrum ben Türkan seni. bak ne dedi bir daha söyle. Annem bana iyi davransa ben neden evden kaçayım? Baskı uygulasa. Kızım ben sana gitmedim. Sen o gün özele gitmişsin. Bak sen ben sana hiçbir şey demedim. Tuğçe dedim 6 yanında hastane var dedim. Özele niye gittin dedim. Devlet hastanesinde sağlık raporu alınmıyordu. Sormuştum. Ben de özele gitmek zorunda kaldım Tamam anne. ben sana bir şey dedim mi? Sağlık raporu devletten alınıyor aksine. Alınıyor. Evet, Tamam nereye vermek alınmıyor için dediler. alacaktın sağlık raporunu? İşe. Ben Asıl iş bulmuştum. devletten sağlık raporu alınır. İşe öyle verilir. İş Evet buldun mu bana peki? dediler ki sağlık raporu veremiyoruz dediler. Ben de özele gittim. Peki sen işe girdin mi? Son dönemde işe girdiğini söylemişsin ama çalışmıyormuşsun. Bulamamışlar bir türlü senin çalıştığın yeri. Bir tane. Kurum adını söylemeden, bulduğun yerin adını söylemeden iş buldun mu, bulmadın mı? Buldum. Evet 5 gün çalıştım. Evet. Daha sonrasında dediler ki pazar günü hastaneye git dediler. Doktorun imzası gerekiyormuş E dediler. güzel alsaydın devlet hastanesinden ya da neyse sağlık raporunu. Ben de tekrar gidecektim o gün ama gitmedim. Evden gitmek istedim. Neden Zaten evden gitmek yaşımı istedin? doldurmuştum artık dayanamıyordum aileme. Neden Sürekli evden? baskı, kavga çok yoruldum. Yaşını doldurdun, şu an tercih ettin, hayattan memnun Evet, musun peki? memnunum. Kaçtığın için memnun musun? Evet. Şu an memnun olabilirsin ama bunun çok acısını yaşayacağını biliyor Ben musun? üniversiteye de gitmek istedim. Ailem beni göndermedi. Öyle mi? Tuğçe'm sen babanın çekmeceye gittin. 2 gün, cumartesi gün, pazar gün gittin ya yavrum sınavlara girdin ya. Baban sana gitme mi dedi Anne o Tuğçe sınavlara babanın gitti. girmek bir Akşama şey kadar adam seni değiştirmiyor. bekletiyor O orada. sınavlara girdim ama sen beni üniversiteye göndermezsen, Kızım benim ben arkamda niye destek göndermeyeyim olmazsa ben yavrum? nasıl Senin okuyacağım? amcaların var yardım edecek dedi. Fatma yengen yardım edecek dedi. Tuğçe telefona Ay canım. bağlansınlar Tuğçe. Tuğçe sen hiçbir yeri kazandım demedin ki. Sen dil okuyorum dedim. Benim okumuşluğum yok yavrum etme. Niye beni suçluyorsun? Sen bir yerden o şey senin psikoloğu bozdu. Niye bize Ya. taşa yakıyorsun yavrum? Sen ne yapıyorsun böyle? Kızım yapma yapma. Sen bu anıyı bulamayacaksın yapma. Sen benim pidecik kızımsın. Yapma yavrum yapma. Onun yanı sıra da beni şeye yakma yavrum. Ben Bir sana ne saniye. yaptım kızım? Okulda yardım ettiydi kızım sahibisine müdür. Heh. Sosyal Ben seni medyaya çok servis mu bırağı da giriyordu? verdiydim. Bir dakika Türkan canım benim ya. Sosyal medyada çok mu zaman geçiriyordu? Telefon bağımlılığım vardı ama artık yok. Tüm oyunları sildim. İş buldum kendime. Kendi ayaklarımın üzerine durmak istedim. Peki Yusuf'la tanışmışsın. Evet. Nasıl tanıştın? 2,5 ay oldu. Sosyal medyadan tanıştık onunla. Oyunlar üzerinden mi tanıştınız? Oyun Yok, oynarken mi tanıştınız? sosyal medyadan. Instagram üzerinden mi? Evet. Sen mi ona arkadaşlık gönderdin, o mu sana gönderdi? Yok, tanışmaya başladık yani. Bir sohbet grubu vardı, oradan tanıştık. Peki. Ben kuruyordum, tanıştık. Sohbet grubunu sen mi kurdun? Evet. Ne üzerine? Özür dilerim yani. Yani genel sohbet oyun üzerine. Oyun yine oyun yani. Oyunu oynamıyorum şu an. O zaman ama Yusuf'la tanıştığında bir oyun oynuyordun. Evet. Yusuf da o sırada sohbet ediyordu seninle. Evet. Peki kaçmaya nasıl karar verdin? Yusuf'un yanına gitmişsin galiba. Evet, Yusuf'un da haberi yoktu. Yusuf da bu arada 17 yaşında. Kaç? Çok da güzel bir çocuk. 17 17 yaşında. yaşında. Ne dedin Yusuf'a? Sen yanına geleceğim mi dedin?
Onun haberi yoktu, yolda haberi oldu. Ne dedin arayıp? Aramadım, mesaj üzerinden dedim, ben geliyorum dedim. Çocuk ne yaptı? O da onu zaten oradaydım. O da beni aldı. Nereden aldı seni? Sen nasıl yani nasıl gittin? Tekirdağ mı gittin? Nereye Tekirdağ gittim. Tanımadığın birinin yanına gittin yani. O kadar. Annenden, ailenden o kadar nefret ediyorsun. Evet. Tanımadığın birine güvendin, öyle mi Tuğçe? Evet. Bu kadar mı yani? Ya saçma sapan insanların yanına düşseydin? Ya seni bak birazdan konuşacağız. Sıla'yı alıkoyanlar kızların başına neler getirmişler, neler iddialara göre. Neler yaşanmış, neler. Melisa gelecek birazdan. O da öyle birilerini sosyal medyadan tanışıyor, kaçıyor, bilmem ne yapıyor. Sonra kızlarımız pavyonlara düşüyorlar yani. Seninki çok büyük bir şans. Anladığım kadarıyla iyi bir aileye denk gelmişsin. 17 evet. yaşındaki bir çocuğa denk gelmişsin. Ya kendisini işte 40-50 yaşında olarak tanısan, bu iş pavyonlarda çalışan, kadınları sahada yani seni kötü yola düşürecek olan biriyle tanışmış olsaydı ne olacaktı Tuğçe? Ne kızım benim? Ailen hata yapmış olabilir. Ya da sana yeter, ya sana onlar destek verdiklerini düşünmüşlerdir ama sana göre yeterli destek olmayabilirler. Ya sen öyle yorumluyor olabilirsin. Bunu kaçıp başka aileler, yuvalarda aramak doğru mu sence Tuğçe? Doğru mu sence? Elin vicdanına değil, koy. Tabii ki de. Evet. Benim de yapacak bir şeyim kalmadı artık. Onlarla yaşamak istemiyorum. Kesin karar. Evet. Peki Yusuf'un yanına gittikten sonra onlara söyledin mi evden kaçtım geldim? Yusuf seni nereye götürdü? Yusuf beni otele götürdü, otel parasını verdi. Daha sonra ailesi bu olayı öğrendi, onları anlattı. Ablasıydı, annesi beni almaya geldi. Polisi aradılar. Polis geldi, ifadem alındı ve ben de kadın sığınma evine gittim. Peki sen ailenle ilgili uzaklaştırma kararını neden aldın? Uzaklaştırma kararı değil de ifade yani. Onlarla arama şeyinde bulunmuşlar, ihbarda bulunmuşlar. Evet. Onun üzerine... Sen ben de ifade verdim. Uzaklaştırma kararı almışsın. Hem de gizlilik kararı almışsın. Evet. Ya o kadar mı ailenle bir araya gelmek istemedin? Annen yazık, günah değil mi annene? Ha? Kızım benim. Bir annenin gözünün içine baksana. Perişan durumda annenin. Tuğçe. Bana marketçi ne dedi biliyor musun? Abla dedi, ben markette çalışıyorum dedi. Ben bu şeyleri dedi yarıdan yarısını anca alabiliyorum. Sen bundan nasıl parasını ödüyorsun dedi, bu kaşarlara dedi. Geçsinler bu kameracılar benim buzluğun... Dolabın kapağını açsınlar, orada kaç tane şey var diye baksınlar. Aç kaldım deme, sen telefondan yatakta oynarken kızım sofra başına gel diyordum. Benim yaptığımı beğenmezsen sen yap diyordum. Yavrum, aç kaldım da bayıldım ne demek? Bağlansınlar binada kadar, öyle deme. Ben o kadar kötü bir ana mıydım? Sen paranın yerini biliyordun Tuğçe, benim oğlum paranın yerini bilmiyor. Sen biliyordun, ben senden parayı hiç yetmezdim Tuğçe. Ben oğluma altın aldım. Necati'ye. Benim 3 aylık param, temizlik param bir yere geldi. Teyze sağ kartı şimdi verdi. Bak, git dedi. Temassız kart verdi. Evin yaşama... Uyumcudan altın al gel dedi. Madem paraya o kadar ihtiyacın var da niye götürmedin Tuğçe? Valizliydi orada, niye götürmedin? Sen her şeyi biliyordun Tuğçe. Madem o kadar aç kaldın da niye götürmedin Tuğçe? Kuyumcu yanı basımda ya. Aldın anne, yedi diye. Niye bozdum adını kızım, aç kaldım neden sen paranı izinsiz alayım ya ben? Neden sen paranı izinsiz alayım? İstemiyorum ben sana veriyordum ya kızım, amcaların sana söylediği aziz boyuna dolduruyor diye kızım, nasıl bunu yapıyorsun kızım, aç kaldım bayıldım diyorsun kızım, sen yemedin kızım, yemedin, internete bağlandın yavrum, yemedin, ben sana bir oda verdim kızım, ev dar olup da o kadar dar değil, tamam bir artı bir nasıl oda verdin kızım? Türkan nasıl oda var, bir artı bir oda falan yoktu zaten. Oda niye yaptın sen onu? Sadece kameracılar geçsin. Sadece yatak vardı kendime ait. Diğer her şey onlara aitti. Herkes salonda yatıyor. Sen o odada yatıyorsun. Evet. Ama baksana daha, baksana sana sağladıkları konfora bak. 4 kişi salonda yatıyor. Doğru mu? Evet ama yani... Seni mutlu etmiyor. Oda var ya. Koca mutfak var ya. Mutfak var, ay, oda var, koca salon var. Türkan bir odayı tamamen kıza mı verdin? Ben bunu kıza verdim. Cehizini de yarıdan yarısını aldıydım. Hani kapını kaç şunu aldım. Ama diyor ki mesela ailem bana insan gibi davranmıyordu. Ben evde duş alırken kilit yoktu. İçeri dalıp duruyorlardı diyor. Evet. Tuğçe sen günüzün banyo yapıyorsun. Evde kim var? Kızım benim daha çocuğum yok ki. Oğlum gedi işe babasıyla. Benim çocuğum yok. Benim öteki zaten çocuğum engelli. Konuşamıyordu ki doğru. O da hep akşama kadar pencerenin kıyısını dışarı bile çıkartmıyordum. Tuğçe ben hep işine gücüne
Tuğçe niye yalan konuştun? Yavrum niye yalan konuşuyorsun? Ben yalan konuşmuyorum. Yavrum, gerçekten senin anlatıyorum. Onlardan psikoloğun bozup da kızım ataşına beni sürme yavrum. Onlar yansın ataşa yavrum, beni yakma. Yapma kızım. Senin paraya ihtiyacın olsaydı oradan alırdın kızım. Paranın yerine Hakan bilmiyor. Sen biliyordun kızım. Annenin babanın elime veriyor zaten kızım. Bu bana ben 5 kuruş...